Gelmiyorum hadi. Hadi gelmiyorum. Başlangıç bile yapamadık ya. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, biraz motor ısınsın diye şey yaptım. Şuradan yokuş aşağı sallandırdım da. Biraz daha ısınmasını bekliyorum, daha zevkli kullanış yapayım diye. Şimdi bugün bu videonun konusu, yani başlıkta da gördüğünüz gibi, çapının, yani benim bir günde yaptığım olayları sizle paylaşacağım. Yani merak edenleriniz varmış. Geçen gün Twitch yayınında da videolardan falan bahsettik. Ben dedim ki Twitch'teyken, nasıl bir içerik çıkarayım size falan dedim. Biraz tartıştık. İstek üzerine, yani Twitch'te beni takip eden, chat'e yazan arkadaşların isteği üzerine bu videoyu çekmek istedim. Bu videoda benim günlük hayatta standart olarak yaptığım şeylerin videosu olacak yani. Ya genelde böyle ya haftanın neredeyse her günü yaptığım standart olayları sizle paylaşacağım. Şimdi her sabah, gerçi çok geç kaldık da Samet yüzünden. Biraz arkadaş Valorant oynadığı için sabah uyanma şeyi, evresi sıkıntılı bir şekilde geçiyor. Neyse, onu beklerken böyle zaman harcayabiliriz. Normalde saat 9'da kalkıyoruz biz. 9.30'da evden çıkıyoruz. Spor salonuna gidiyoruz. Sporumuzu yapıp tekrar evimize geri dönüyoruz. İşimizi yapıyoruz varsa, yoksa başka bir şeyle. Ondan sonra... Oha! Lastik o kadar soğuk ki göt hafiften böyle böyle oynuyor. Aga be, bunlar da bastı gitti. Bu arada Forum Mornava tarafındaki spor salonuna gidiyoruz. Bugün de farklılık olsun diye Otogar'ın oradaki spor salonuna gideceğiz. Aynı işletme olduğu için girme fırsatımız var. Biraz bir değişiklik olsun dedik bugün. Yani normalde yani biraz sonraki kavşaktan döneceğimizi bir sonraki kavşaktan dönmüş olacağım. Uzun zamandır video gelmiyor demiştiniz. Abi o kadar çok hastaydım ki. Ya motoru bugün kullandım ya. 2 haftadır motor kullanmıyorum aga. O kadar tuhafıma geliyor ki motor. Böyle çok eğlenceli ya motor kullanmak. Yani beni açıyor ya motor kullanınca. Böyle bir bilmiyorum, motor kullanıcılar hep aynı şeyleri mi düşünüyor ama yani uzun süre motor kullandığımda şey diyorum. Yeter artık diyorum ya. Ekipmanı giy, oraya buraya git, tekrar çıkar ekipmanı, tekrar giy falan. Onlar beni artık üşendirmeye başlıyor. 2014'ten beri motosiklet kullanıyorum ben. Artık böyle bir yerden bir yere gitmek motorla ölüm gibi geliyor ya. Böyle çok tuhaf. Yani rahat değilim. Ya trafik olarak çok rahatım. Zamanında çat diye gidebildiğim olaylar çok güzel. Onu seviyorum. Ama böyle insan artık bir süre sonra şey istiyor. Bir araba olsun diyor. Mesela spor salonuna ben Forum Bornova'ya giderken yürüyerek gidiyorum abi. Yani en fazla yarım saat sürüyor. Yürüyerek hem spor olmuş oluyor hem de yürüyerek gidiyorum. Motorla gitmeye üşeniyorum. Ana, otogar kapanmış. Buradan dönüyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğimi ne bileceğimi yapamadım ya. Neyse, bizimkiler uçtu. Şimdi spor salonuna girdi büyük ihtimalle. Spor salonundan da kareler alırım ama orada video çekmek yasak galiba. Bir şekilde sorarım en kötü. Ya da story falan çekiyoruz biz. Story çektiğimiz şeylerin parça parça size videosunu atarım olmazsa. Bugün ne günündeyim? Bugün uzun zamandır hasta olduğum için, gitmediğim için spora. Bugün full body gireceğim yani. Komple bütün vücut gireceğim. Biraz böyle vücut kendine gelsin, eski haline dönsün diye. Oğlum benim motor çok güçlüymüş aslında. Ana, bu kavşağı değiştirmişler lan. Beni bekliyorlar. Otogar, itagar bilmem ne. Bura mı, ora mı, ora mı, bura mı? Çok güzel lastik, çok güzel tuttu ama ha. Bayağı iyiydi yani. Bayağı bayağı iyiydi. Exos patlıyor. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra vitesi bir düşürüyorum. Olmadı bak. Bazen oluyor. Ama uzun süre öyle yaptığında oluyor galiba. Bir daha düşürüyorum. Olmuyor ya. Bu ne anlatıyorum ben? Buraya kaç sene geldim ya? Bilmiyor sanki, anasını satayım. En çok sen biliyorsun. En çok sen geldin Point Bordova'ya. Oy, o neydi kız?
Of, kükrüyor kükrüyor. Aşağıdakiler şey diyordur. Oha ne geliyor lan böyle falan. Samet hadi senden de bekliyoruz bir şeyler. Bu. Samet hadi. Oğlum çok iyi ya. Bunu yapmayı bile özlemişim. Buraya ben en son motorla askerden önce geldim galiba. Uzun süredir gelmiyorum. Bak her gelişim böyleydi. Spor salonunda sabahın köründe gelirdim işten önce. Uykulu uykulu böyle bu şekilde. Bak beni izleyin beni izleyin. Ben alışkınım buraya. Bak şimdi. Tok kaza yapıyormuşum şimdi. Buradan giderdim. Tabii o zamanlar şu dubalar yoktu. Aga be. Neyse o dubalar yok diye farz edin. Şuradan giriyordum önden. Koyuyordum motoru ilk başta. Zaten bu kadar boş olmuyordu. Biraz daha kişiler geliyordu yani. Sabah spora. Böyle buraya koyuyordum. Motoru kilitliyordum. Sonra sporuma yavaş yavaş gidiyordum. Biraz sonra tekrar göstereceğim zaten. Şimdi motoru kilitleyeyim geleyim. Şimdi spordan çıktım. Böyle yarım yamalak da olsa bir video çektim de. Neyse bizimkiler gitmiş. Yani daha doğrusu gittiler onlar erkenden. Ben full body girdiğim için bayağı benim uzun sürdü. Bayağı böyle koştum ettim. O kadar çok hamlamışım ki doğru düzgün hareket yapamadım gerçi ama. Yani bayağı uzun sürdü. O yüzden eve tek başıma döneceğim. Abi şimdi şöyle. Her günüm aynı geçmediği için ben dedim ki haftalık vlog olarak mı ayarlasam acaba diye düşündüm. Yani bilmiyorum aslında öyle yapmak daha mantıklı gibi geldi bana. Biraz aslında şey mi yapsak 40'a kadar bekleyelim. Yani şimdi şöyle ben mesela bugün işe gitmeyeceğim tamam mı? İşe gitmeyeceğim için eve gideceğim. Normalde bazen işe gidiyorum işte kafalar karışmasın diye. Ben de dedim ki haftalık vlog olarak devam edelim bu videoya. Şimdi ben eve gideceğim evde ne yapacağım? İşte videom varsa video editleyeceğim ki şu an yok videom. O yüzden eve gittiğimde ne yaparım? Dizi izlerim, film izlerim, oyun oynarım. Boş vaktimi doldurduğum anları sizle paylaşacağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben dedim ya uzun zamandır buraya gelmiyorum spora diye. Oğlum öyle bir şey hoşuma gitti ki eskiden çok geldiğim için. Böyle bir anılarım depreşti ya. Böyle eski aletler aynı yerlerde duruyor falan. Bazı aletler güncellenmiş yani değişik aletler de gördüm de. Onun haricinde dur lan nereden gidiyoruz ki? Eskiden işe gittiğim için bu tarafa gidiyordum. Ulan. Oha lan. Eski günlerimi hatırladım ya. Yeminle bak ya. Oradan gidiyordum eskiden. İş yerine doğru. Çünkü oradan daha kestirme yani. Aga be bazen böyle eskiden yaptığın şeyleri yapmak çok hoşuna gidiyor insanın ya. Vay be diyorsun. Eskiden bunları yapıyordum. Şöyle şöyle oluyordu falan. Şimdi buradan şöyle mi gideceğiz? Yo. Ben karşıya gitmem lazım. Şuradan gideyim. Kapatmışlar oğlum orayı. Gerçi orayı da kapatmışlardı galiba ya. Ters yön mü lan bura? Değil galiba. Yani arabaların yönü hem bu taraf hem bu taraf olduğu için ters yön değil. Spor salonunda burada doğru düzgün yerleşim yeri de var aslında da. Burada nedense çok fazla kişi olmuyor. O zamanlar da o yüzden çok fazla buraya geliyordum. Şirinyer tarafında oturuyordum. Ona rağmen ta buraya geliyordum. İş yerim hem yakın diye. Burası rahat, ferah böyle ne bileyim çok az kişi var. Sıra beklemiyorsun. Kafan rahat bir şekilde spor yapıyorsun. Ben o olayı seviyorum. Buradan ben karşıya geçeyim şu topraklı yoldan ya. Benim o tarafa gitmem lazım çünkü. Çok kalabalık hiç çekilmiyor. Orta kalabalık hadi bir tık böyle çekiliyor da. Böyle spor salonuna gittiğinde kimse olmayacak. Mis gibi. Kafan rahat, ferah, hem ter kokusu olmayacak falan. Kafan rahat bir şekilde istediğin gibi sporunu yapacaksın, çıkacaksın. Ben onu seviyorum. Neyse anılarımı tekrardan yaşamak güzeldi. Hoşuma gitti yani. Şimdi dediğim gibi evime gidiyorum. Bir yemek falan yerim büyük ihtimalle. Biraz proteinli şeyler yiyelim, et yiyelim. Kırmızı et yok kırmızı et yemiyorum ya. Ben kırmızı eti pek sevmiyorum. Daha çok böyle beyaz et yani tavuk eti falan, hindi eti. Hindi eti de fazla sevmiyorum da genelde tavuk eti falan yiyorum. Pilav da yaparım yanına mis gibi böyle. Üf.
Üstüne de kuru fasulye. Uf, keşke yapabilsem de. Ya gerçi pilavı da yapamıyorum da. Dışarıdan söylerim büyük ihtimalle. Kuru fasulye pilav böyle öf, üstüne koyacaksın böyle. Aa, canınız çekmedi mi ya? Neyse hadi bakalım. Şimdi evde buradan mı gidiyorduk lan? Bir sonrakinden değil mi? Aynen bir sonrakinden. Evet. Evde görüşürüz. Evde yaptığım olaylardan kısa böyle özet geçeceğim size. Daha sonra da işe gittiğim zamandan bir kesit alacağım. Hoşçakalın hadi şimdilik. Evet, şimdi de iş yerine gidiyorum bugün. O yüzden farklı bir gündeyiz tahmin ettiğiniz üzere. Üstüm başım her şeyim değişti. Hava durumu bile değişti ya. Daha önce dedim mi bilmiyorum ama buradan böyle iş yerime giden bir özel bir yol bulmuştum zamanında. Bu spor salonuna geldiğim zamanlar. Buradan bir yerden mi? Şuradan da herhalde. Buradan dönüyorduk. Ablam ne yapıyorsun? İşe de geç kaldık. Olsun, yapacak bir şey yok. Sonuçta patron oğluyuz, sorun yok. Yani ihtiyaç olunca daha çok gidiyorum iş yerine tahmin ettiğiniz üzere. Genelde evdeyim yani. YouTube işiyle uğraşıyorum hobi olarak. Twitch işiyle uğraşıyorum hobi olarak. Oyun videosu çekiyorum, atıyorum hobi olarak. Bir ufak bir iş varmış benlik. Yani ufaktan çalışma alanımı da görmüş olacaksınız. Yani dükkanda neler yaptığımı da öğrenmiş olacaksınız. Gerçi tüm makinelerde çalışmayacağım. Yani çalışmayacak olan makineler olacak. Çünkü o makinelerde çalışılacak bir bugünlük bir iş yok. Artık belki daha sonraya denk gelirse bu tarz videoları severseniz haftalık vlog olsun işte aylık vlog. Ya büyük ihtimalle haftalık vlog olarak çekersem daha çok hoşunuza gider diye düşünüyorum. Şuraya gittim, buraya gittim, 5 geldim, 5 gittim. Bilmiyorum, yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu durumu. O rüzgar güzel esiyor, esiyor. Yine de duş aldık anasını satayım ya. Hasta olmasak bari, daha yine atlattık anasını satayım. Oğlum ne oluyor, herkes bir düt düt korna basmalar, düt düt şey yapmalar falan, bir şey mi oluyor ya? Çantamı falan mı açık bıraktım, ne yaptım ben? Neyse, dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorumlara da yazmayı unutmayın. Biraz sonra dükkanda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi iş yerinden çıkmış bulunmaktayım. Komşularımıza daha bir selam verelim. Neyse, ne diyorduk? İşten çıktım, çok çalıştım ya, aşırı derece çalıştım. Bu arada dedikleri iş, yani babamın dün akşam bana bahsettiği iş gelmemiş. O yüzden benlik bir şey yok. Yani kısaca bir video çekmiş oldum işte, hangi makinelerde, bütün gördüğünüz makinelerde çalıştım. Görmediğiniz makineler de var. Keşke bugün bütün makineler çalışıyor olsa da diğerlerini de gösterebilsem. Ya en azından matbaa işi nasıl ilerliyor onu göstermiş olurdum. Ya kısaca işte basım yapılıyor. Sonra basım yapılan şeyi... Oha ne yapıyorsun oğlum, öleceksin. Basım yapılan şeyi katlıyor böyle. Kağıt, yani A4 gibi bir boyuta getiriyor. A4, A5 boyutuna getiriyor. Daha sonra da hepsi birleştirilip bir tane makinede, ki onu gösteremedim. En önemlisi oydu aslında. Onu göstermek istedim ama olmadı. Neyse. O makinede de altına tutkal sürülüp, yani sırtına tutkal sürülüp kapak takılıyordu. En son işlem oydu. Sonra da işte o kesim makinesi var ya,
Fazlalıkları da kesim makinesiyle alıp dümdüz bir şekilde satışa hazır bir mal oluyordu. Ama hepsini maalesef gösteremediğim için af buyurun. Daha sonra çektiğim videolarda artık çekerim. Yapacak bir şey yok. Şimdi arada sırada yaptığım şeylerden devam ediyorum. Bugün kardeşimi görmeye gideceğim ama bildiğiniz ırmak değil, diğerini görmeye gideceğim. Uzun zamandır görmüyorum. Annem aradı, ben çalışırken, içerideyken yani. Dedi ki kardeşini özledi, bir gelsene ya dedi, ne zamandır gelmiyorsun. Abim nerede deyip duruyormuş. Yani kardeşim de 6 yaşında, yani 5 yaşında 6'ya girmek üzere. Dedim ki bir kardeşimle bir vakit geçireyim, yani minik kardeşimle, Melisa'cımla. Biraz sonra görürsünüz zaten Cadaloz'u. Beraber biraz oyun oynarız. Bir kahvaltı yapmayı düşündüm. Anneme dedim işte gelene kadar bana kahvaltı yapar mısın? Yaparım kuzum dedi. Gidip hem kardeşimi göreceğim hem aç karnımı doyurmuş olacağım. Bir de yani arada sırada yaptığım şeylerden bir tanesi. Genellikle siz görüyorsunuz zaten. Gazlama. Şimdi ise gazlama zamanı. Şirin yere gideceğim malum. Yeşildere'den geçeceğim. Yollar açık. Mis gibi. Saat öğlen 11.30 civarlarında. Daha da açık yani. Trafik yok. Bu şekilde ilerleyecek büyük ihtimalle. Umarım bir şey yoktur. Benzine ihtiyacım var evet arkadaşlar. Yanıp sönmeye başladı. Her tarafım toz oldu. Şöyle bir vizörümüzü silelim. Vizör diyorum ya şeyimizi, kameramızı. Sonra da şu yeşil ışık yandıktan sonra gazlamamıza devam edelim diyeceğim. Otobüs ne? Oo, otobüs geçti. Ha, oraya dönecekmiş. Tamam. Özür dilerim. Oraya yeşil yanıyormuş. Hatta daha bize de yandı. Lastiğim bugün bana nedense çok kötü geldi. Tamam mı? Her yerde yanlıyor ya. Abi gazı veriyorum yanlıyor. Gazı veriyorum yanlıyor. Vites yükseltiyorum yine yanlıyor. Yani arka lastiğim ölmekten beter olmuş gibi. Yani o yüzden ne viraja yatabiliyorum korkudan, ne de böyle doğru düzgün teker yapabiliyorum ya. Sürekli sarar mı bir lastik ya? Bu kadar da olmaz ki. Bazen de saçma sapan bir yerlerde tutası tutuyor ya. Böyle çok acayip bir lastik. Ben anlam veremedim yani. Baksana nasıl yanlıyor. Bir oraya atıyor, bir oraya atıyor ya. Neyse artık gazlamamıza devam edelim. Oğlum hala. Hasta oldum ya. Bunu yapamıyordum uzun zamandır. Yeşildere'de gazlamayı özlemişim be. Oğlum hala. Oy rüt bir şeysin ya. Bak sadece sola yatışta böyle gaz verdiğimde yanlıyor. Yani sol yanağında mı bir sorun var acaba lastiğin? Bilemedim. Neyse ben susuyorum artık. Lafı motora bırakıyorum. Ses kes. Bir de rüzgar var gerçi ama artık ikisini de idare edin. Şeritleri yeni yapmışlar ha. Güzel güzel parlıyor. Yoksa selektör mü yaptın ona? Hep hangi birine selektör yapacaksın? Hangi birine? Bak şimdi kaç tane araba var sol şeritte görüyor musun? Hepsi bak bütün kaç şerit var? 3 tane şerit var. Üçünde de aynı hızlarda gidiyorlar ya. Ona tilt oluyorum. Hani birini geçmek için sollarsın falan ya. Ne oluyor? Niye yavaşladı? Yol çalışması mı? Aa kaza. Ben size dedim ama. Yok kaza değil, yol çalışması. Hatta yol yıkaması. Yani yıkamışlar bildiğin. Temizlik aleti değil mi o? Aynen hortum mortum aynen. Tamam aynen. Aynen. Yani bu mu trafik yaratıyor gerçekten? Değildir ya. Aynen kırılmış dayı. Hangi motorcu yaptı ya? Ayıp lan yaptınız. Vallahi bak ayıp ya. Tam bir adama kızabilirsin de malına niye zarar veriyorsun ki? Ayıp lan. Bu kadar da olmaz ki ya. Adam dalgınlığına gelmiştir belki. Yanlışlıkla üstüne kırmıştır. Sen niye vuruyorsun ki adamın aynasına ya?
özür dilemiştir belki. Hadi diklendi diyelim. Niye vuruyorsun adamın malına ya? Ayıp değil mi? Sonra vurduktan sonra bir de kaçıyorsunuz. Aa, o sorun da var. Vurmanız da yetmiyor, kaçıyorsunuz. Neyse, sustum ben. Sevdiğim viraja geldim ama düz mü gidiyorsun dayı? Hop, ortaya denk geleceğim sandım. Aa, bir lastik. Ya sen niye şerit değiştirdin ki şimdi? Aynı hızda gidiyorsun zaten. Öndekini geçmeyeceksen niye sol şerite geçiyorsun ki dayı ya? Gerçekten mi ya? Hevesim kaçtı şimdi. Ben ne güzel hafiften viraj yatacaktım. Lastik korkum olmasına rağmen yine yapacaktım ya. Neyse, umarım sola doğru sağa doğru dönmezsin de. Ben... Bu yolda çok güzel tutuyor aga. Onun özgüveniyle, bak, gördün mü? Sürttürüyorum, bak. Ne sürttürüyorum görüyorsunuz mu ki? Ayakkabının altı yandı, eridi anasını satayım ya. Aga be! Bak şu olaydan bahsediyorum. Herkes kaç kilometre hızla gidiyor? 80, yani 75-80 civarlarında. Heh, ben biraz hızlandım. Niye aynı hızlarda giderken? Nasıl geçtim ama tekerde? Çok iyi değil miydi? Adamın bakışlarını gördünüz mü aynadan falan? Biraz bakayım dedim de. Çok iyiydi. Aga, arada böyle yapmak lazım. Orası benim. Bak, tamam mı? Ya böyle çok hızlı gidip böyle bir anda yokuşu bitirmek ya da böyle tam teker yapma yerim, tamam mı? İkisini de çok seviyorum. Bazen böyle teker yapamıyorum ya. İlk başta teker deniyorum. Olmayınca bırakıyorum. Sonra basıyorum gaza böyle. Bakalım kaç kilometre hızlarla gideceğim diye deniyorum kendimi. Sonuna kadar gidiyorum. Tabii boşsa yani. Boş değilse ikisini birden de yapamıyorum bazen. Bazen de böyle yolunu bulduğumda yavaşken tekeri alıp böyle 2 dakikalık, yani 2 dakikalık dedim, 5 saniyelik bir eğlence yaratıyorum kendime. Hoşuma gidiyor yani. Yani uzun uzun süre gitmeyi tercih eder miyim? Yani yapabilseydim tercih ederdim herhalde ya. Uzun süre böyle tekerden gitmek. Yani bir tık zevkli olabilir ama ben ondan zevk almıyorum. Ben daha çok böyle lastiğin kötü olup yanlamasından zevk alıyorum ama lastiğin kötü olması da bir yandan korkutuyor beni. Düşerim ederim diye, ki düşmek hiç istemiyorum bu aralar. Bu kadar büyük masrafların ardından bir de motorun masrafı çekemem. O yüzden yani ne kadar da agresif sürsem de yine bir tık böyle kendimi tutabiliyorum. Daha abartmıyorum yani. Daha önce demiş miydim bilmiyorum ama bu dümdüz yol benim en sevdiğim yollardan. Böyle tam böyle yanlama yeri. Böyle bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Tam böyle yapıştırmalık. Bak şimdi. Hatta deneyelim. Umarım bir arabaya girmem de. Gördün mü? Yani gerçi yol bitti. Artık yapacak bir şey yok. Korkudan yapamıyorum bazen, anasını satayım da. Yani bazen böyle fazla geliyor, bir şey oluyor. Böyle motor bir güçleniyor mu, ne oluyor anlamadım. Bir bir yümelenme geliyor, bir tork geliyor. Büyük ihtimalle yolun tozuyla alakalı da, neyse. Evet, eve gelmek üzereyim zaten. Evde de görüşürüz. Kendinize cici bakın tekrardan. Hadi bakalım. Bay bay. Merhaba Melisa. Merhaba. Ben geldim. Sen beni özledin mi?
Ne yapıyorsun? Düzgün davran. Dur. Kameralara oynama şimdi. Şimdi oynama. Düzgün davran, tamam mı? Bugün ne yapacağız seninle? Sen beni özlemişsin, beni çağırmışsın. Evet. E hadi. Ne yapacağız? Ben gideyim o zaman, bir şey yapmayacaksak. Yapalım. Hadi ne yapalım? Ben sana dememiş miydim akülü araba diye? Aha. Akülü araba dedim. Tüh, niye geldik ki biz buna? Söz vermiştik akülü araba diye ya. Gidelim biz. Biz en iyisi gidelim. Neyse Melisa, kendine iyi bak. İyi. Ne? Kendine iyi bak. Ya. Ne oldu? tamam alacağım söz. Bugün video çekeceğim dedim. Gitmiş böyle giyinmiş arkadaş. Bekle ben hiç güzel giyinmedim ben bugün dedi, gitti böyle giyinmiş. Ne yapıyorsun sen şimdi? Bir kule yapıyorum. Kule mi? Evet. Duvar oldu sanki. Ayıklaşayım bir. Bakabilir miyim? Ben ama bildiğin keleş şarjörü falan oldu o. Ya. Ben başka bir şey yapacağım ama. Ben başka bir şey yapacağım. Bana ne? Ben yapacağım. Hayır ben yapacağım. Ben. Sen ben oynayayım diye çağırmadın mı buraya? Ben oynayacağım. Tamam lan. Tamam üzülme. Sen oynayacaksın tamam mı? Sen oynayacaksın lan. Bana bak. Bana. Üzüldün mü sen? Üzüldün mü? Tamam ben seni çok üzüyorum. Gideyim bari. Sen istemiyorsun beni şimdi. İstiyorum. Nasıl istiyorsun ya? Özlememişsin sen. Benle hiç oyun oynamıyorsun. Oynuyor. Hayır hiç oynamadın. Oynuyor. Ablan nerede? Okula. Okula mı gitti o? Aa o ne? Ördek. Ördek. Civciv bu civciv. Ne ördeği? Böyle ördek mi olur? Güzel yapmışsın ha. Sen mi yaptın? Evet. Helal lan sana. Kızmadın mı? Ya. Helal lan. Eskiden kızardın. O kadar uğraştım derdin. Benim üstüme bir şeyler atardın. İyi bakalım. Bugün de eğlencenin sonuna geldik. Niye utanıyorsun sen? Normalde cadısın. Şimdi mi utanırsın tuttu video açtım diye? Ya. He? Ne ya? Gerçek yüzünü gösteremiyoruz. Görüyor musun videoda da ya? Bu kadar da olmaz ya. Gerçek. Ya. Ne? Gerçek yüzünü görmek üzeresiniz biraz sonra. Oturmuyorum lan. Oturmuyorum. Ben gidiyorum artık. Yeter akşam oldu. Evet gerçek yüzünü görmeye başladınız şu an. Başka?